Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomda işte sizlere Şubat ve Mart ayında favori olan ürünlerimden bahsedeceğim. İlk olarak saç ürünlerimden bahsedeceğim. Hemen başlıyorum. İlk olarak Glisin sıvılaştırılmış saç bakım kreminden bahsedeceğim. Bu keratin içeren saç bakım kremi. Bundan gayet memnunum. Şu anda içinde başka bir ürün var. Fakat bu içindeki ürün bitince tekrar alacağım ürün bu gelişim bu serisi. Gerçekten anında kolay tarama diyor. Ve ekstra hasar onarımı vaat ettiği her şeyi yerine güzel bir şekilde getiriyor. Ve fiyatı 7-8 lira gibi bir şey. Ve fiyatına göre performansını çok beğeniyorum. Benim olmazsa olmaz saç kremim diyebilirim. Çok memnunum. Tekrar tekrar alıyorum zaten. Bu ay şampuanım yine Glisten keratin içeren şampuanı. Gayet memnunum. Saçımı çok güzel nemlendiriyor. Ve bakım yaptığını düşünüyorum gerçekten. Bu ikisini birlikte kullanıyorum. Gayet hoşuma gidiyor. Sonra bu İpek'in saç kremi. Bundan da gayet memnunum. Saçımın çok kolay açılmasını sağlıyor. Fiyat performans açısından gayet başarılı. 3,5 lira gibi bir fiyatı var. Ve güzel açıyor. Benim saçlarım çok kıvırcık, karışıyor da. Çok iğrenç bir hal alınıyor. Fakat bu güzel açıyor. Ve bundan devam edeceğim saç kremi olarak. Sonra maske olarak Fante'nin doğal sentez serisine ait bir maskesi var. 2 dakikada etkili onarıcı yağ terapisi maskesi. Bu maskenin nemlendirmesini çok seviyorum. O yüzden tekrar tekrar alıyorum. Bir saniye. Gelelim cilt bakım ürünlerine. Bu maskeslerde satılan Pure Beauty serisine ait. Bu beyaz renkteki seri, bir siyahı var, bir mavisi var sanırım, bir de kırmızı serisi var. Bu serisini çok sevdim. Nemlendirme açısından gayet güzel benim cildim için. Çok beğenerek kullanıyorum. Tonemin yedeği var ama yüz yıkama jelimin yok. Bu kremsi bir yapıda yüz jeli. O yüzden çok seviyorum bu ikisini. Bu ürün Kore malı. Şimdi bu Korelilerin gençleşme ve güzelleşme adına yaptıkları şeyler gayet güzel. Bu iki ürünü de çok sevdim. Sonra Arkane'nin mango ve mandalinalı el, yüz ve vücut kremi. Şöyle göstereyim. Bu ürün gerçekten çok seviyorum. 2 ayda dilini görmüş durumdayım. İlk önce kokusuna gelecek olursak böyle güzel bir kokusu var. Yapısına gelecek olursak hemen vücudum emiyor ve kuru olan bölgelerimi gerçekten nemlendiriyor. Ve gerçekten güzel bir ürün. Fiyat performans açısından çok beğendiğim bir ürün. Tekrar tekrar alacağım. Gelelim makyaj çıkarma ürünlerime. Bu Garnier'ın kusursuz makyaj temizleme suyu 2 ayda yarısına gelmiş durumdayım. Ve gayet güzel bir şekilde yüz makyajımı temizliyor. Ben severek kullandım. Tekrar da alacağım. Bir diğer makyaj temizleme ürünüm. Gerçekten kendisine bayılıyorum. L'Oreal Paris'in makyaj temizleyicisi. Bu çift fazlı olanlardan. Ben genellikle makyajımı, yani göz makyajımı çift fazlı ürünlerle temizliyorum. Ve gayet hoş. Hassas gözler için uygundur diyor. Bu benim için bir avantaj. Çünkü gözümden ameliyat olmuştum. Sürekli böyle iltihaplanan bir gözle sahibim.
ve bu yüzden çok sevdiğim bir ürün. Dediğim gibi yağ hissi içermiyor. Hani bu yağlı ürün olmasına rağmen göz kapağımda yağ bırakmadı. Makyajı güzel bir şekilde çıkardı. Gayet başarılı bir ürün. Bunu kesinlikle nöbetinde tekrar alırım ellerime girerse. Gelelim kozmetik ürünlerine. Bu ay güzel bir ay oldu benim için. Gerçekten yani bu 2 ay diyeyim. Kozmetikte birazcık daha çok şeyler bitiriyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Neden başlayalım? Fondötenlerden. Bu ay, bu 2 ayda aslında bir tane fondöten bitirdim. Bir tane her videomda göreceksiniz. Rimmel London'ın Match Perfection fondötenini bitirdim. Bu ikinci kutum. SPF 18 içeriyor. 30 mililitrelik bir ömür ve 2 1,5 yıllık da ömrü var. Sanırım 18 ay. Gayet güzel bir ürün. Şöyle söyleyeyim bunun için. Bunu çok seviyorum. Gerçekten tekrar tekrar alacağım. Nemlendirme ağırlıklı bir ürün. Ve yüzde böyle fondöten durmuyor. Nemlendirici özelliğe sahip. Doğal görünümlü fondötenin o ağırlık hissini asla vermiyor. Günlük kullanım için gayet güzel bir ürün. Kesinlikle bunu size tavsiye ederim. Gidin alın. İndirime girince de çok güzel fiyata geliyor. Bir diğer fondötenimiz ise Avon'un Idle Flowers fondöteni. Bunda 10 SPF 15 içeriyor. Bu da 30 mililitrelik bir ürün. Kaç ay? 24 ayda kullanım süresi var. Bu da nemlendirme ağırlıklı bir ürün ve gerçekten bu da güzel bir şekilde nemlendirip kapatıcılığı yüksek olan, fakat bu da fondöten durmayan, fondötenin verdiği ağırlık olmayan bir fondöten. Bundan da ikinci şişem oldu. Fakat bu bitmeden onu açmak istemiyorum. Ve bu ikisi benim hayatımın fondöteni. Kesinlikle bütçem yettiği sürece bu ikisini alacağım. Bunlar benim fondötenim. Gelelim yüz ürünlerine. The Balm'ın Time Balm'ı. Bu gerçekten çok güzel yüz bazı. Bu da 30 mililitrelik bir ürün. 6 ayda kullanım süresi. Bu da benim ikinci kutum. Gayet seviyorum yapısını. Kadifemsi bir yapısı var. Yüzde hemen kolay emiyor. Ve gerçekten makyajı güzel bir şekilde sabitliyor. Onun dışında bu ay The Balm'ın göz bazını, yani bu 2 ay içinde The Balm'ın göz bazını çok kullandım. Onu bulamadığım için söyleyeyim. Çünkü benim göz kapaklarım çok yağlı. Hatta şu anda bile yağ var. Ve bu yüzden de göz bazsız yapamıyorum. Sonra The Balm'dan üçüncü ürünüm The Balm'ın Balm Jovi paleti. Herkesin bildiği gibi şöyle bir kalpli ayrısı var ve 12 tane renk var. Ben en çok Allegro, pardon, Alice Cooper rengini kullandım. Şu zaten heavy metal renklerini çok seviyorum. Bu paleti çok seviyorum açıkçası. Her nasıl söyleyeyim, her gün kullanabileceğimiz renkler var ve ürünler var. O yüzden çok severek kullandım. Kesinlikle bunu da indirimde tavsiye ederim. Sonra son The Balm ürünüm Hot Mama. Bu da çok güzel bir alma. Öncelikle kapağı dizayn olarak çok güzel. 7,08 gramlık bir ürün. Bu da yani yazmıyor.
Şöyle bir şeftali rengi. Mersin orgazm anlarına muadil bir anlık. Pigmentasyonu gayet güzel. Ve çok seviyorum. Kesinlikle eğer bir anlık bitirebilirsem alacağım bir anlıklardan biri. Sonra Rimmel London'ın Match Perfection kapatıcısı. Ben bunu tek başına kullanmıyorum. Önce gözümdeki kusurları bir kapatıcı ile kapatıp sonra buna kullanıyorum. Hem aydınlık bir görünüm sağlıyor, hem de güzel bir kapatıcı. En koyu rengi. Sonra pudra olarak Flormon'un terakota pudralarından 21 numara. Şöyle görecek misiniz bilmiyorum. Dibini gördüm. Hem şu taraftan hem de ortasından. Işıltılı bir pudra. Ama hafif formüllü böyle. Güzel bir pudra. Çok seviyorum bu pudramı. Tekrar alabilirim. Elimde başka bir pudra var. Onu daha çok seviyorum. Fakat bu da çok güzel işini görüyor. Sonra Rimmel olarak bu 2 ay kesinlikle elimden düşmüyor rimellerim. Rimmel London'ın Volume Flash rimelleri. Bu kıvırma özelliği olan rimel, kurbet maskara. Bu ise normal volume maskara. Gerçekten bu ikisini karıştırdığım zaman görüntü çok güzel oluyor ve ben bunu çok seviyorum. Şöyle ucunu göstereyim. Şöyle bir ucu var. Bu normal uzunluk veren. Bu da kurbet maskara. Bu rimeller üretimden kaldırıldı. Üzülerek söylüyorum. Keşke kaldırılmasaydı. Ya da ben keşke erken keşfetseydim. O zaman daha iyi olurdu benim için. Bu da kurbet maskara. Bu ikisini çok severek kullandım. Hatta bu ayda kullanıyorum severek. 10 kata kadar volüm. Benim aradığım zaten maskarada aradığım özellik uzunluk vermesi. Uzunluk dolgunluk vermesi bazı dönemlerimde öyle istiyorum. Ama gayet başarılı. Eğer bulursanız bu kırmızı serisini kaçırmayın. Bu Avon'un Collateral serisine ait göz kalemi. Şöyle siyah. Mumu sıklıkla kullandım. Sonra dudak kalemim. Flormon'un dudak kalemlerinden. 233 numaralı kırmızı kalem. Bu ay zaten bir tane ruj kullandım. O da kırmızı renkteydi. Bununla dudağımı çerçeve yaptım. Ve bu ayın son ürünü Golden Rose'un Mod Velvet serisine ait 18 numara. Ben bunu 8 Şubat'ta aldım doğum günümde. Şu anda ayın 7'si olması lazım. 7 Nisan. O zamana kadar çok kullandım. Şöyle bu kadarcık kaldı. Gerçekten yapısı çok güzel. Matlar. Dudağı biraz kurutuyorlar fakat kalıcılar. Bu yüzden çok seviyorum bu seriyi. Bu serinin başka renklerinden de almayı düşünüyorum. Benim favorilerim bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere.